İki hayırlı vesile bir araya gelince biraz programdan istifade etmek adına bu iki programı birlikte düzenledik. Hem seyircimize hem umumumuzu paylaşalım istedik. Böyle olunca da çok fazla sözü uzatıp sizlerin değerli vakitlerinizi almayacağım ama bu vesileyle bir eğitim kurumunun baş sorumlusu olarak söylemekte fayda gördüğüm hususları da hatırlatmak isterim. Üniversite olarak bizlerin üç tane sorumluluğu var. Sevgili öğretim üyesi hocalar. Birincisi eğitim öğretim programını yerine getirmek. İkincisi akademik araştırmalarımızı yürütmek. Üçüncüsü toplumu yarınlara taşıyacak değerleri geliştirmek ve onu gelecek nesillere taşımak. Ne yazık ki dünyanın çok hızlı döndüğü 2000'li yıllarda biz giderek sorumluluklarımızın bir kısmını ihmal etmeye başladık. Bunu her geçen gün karşımıza çıkan öğrencilerin genel görünümünden de anlamak mümkün. O yüzden sevgili meslektaşlarım, özellikle rica ediyorum. Derslerimizde ve programlarımızda bu ülkeyi, bu toplumu geleceğe taşıyacak olan evlatlarımızı daha mutlu yetiştirmek için onlara sadece doktor mühendis olmanın gerekliliği üzerinde değil, aynı zamanda dürüst ve iyi insan, vatansever insan olmanın da gerekliliği üzerinde tecrübelerimizi aktaralım. Eğer ellerine bilim silahı verilen insanlar dürüst, doğru, sorumlu ve vicdanlı olmazlarsa dünyanın nasıl bir zulüm çemberine döneceği, nasıl bir kan gölüne döneceği örneklerini yakın çevremizde görüyoruz. Bilgi çok güçlü bir silah. Ve bilgi aynı zamanda zalimlerin eline geçmemesi gereken bir silah. O yüzden bilgiyle donatacağımız gençlerin mutlaka vicdanlı olması için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Bu yıl lisansüstü programlar da dahil olmak üzere üniversitemize 4000 kişinin üstünde yeni kayıt aldık. Yaklaşık 4200. Bu bölgeye demografisi düşünüldüğünde bu rakamın hiç de küçümsenecek, azımsanacak bir rakam olmadığı ortada. Bu insanların, bu gençlerin, evlatlarımızın hem sosyal, hem kültürel, hem eğitim anlamında daha iyi yetişmeleri için bize sorumluluk düştüğü kadar bölge insanlarına da sorumluluk düşüyor. O yüzden ihtiyacımız olan gerekli altyapıların, kültürel tesislerin, ticari tesislerin hazırlanması noktasında ilgililerimizden, yetkililerimizden ilgi ve şefkatlerini artırarak devam ettirmelerini bekliyoruz. Huzurlarımızda üniversitenin bu aşamaya kadar gelinceye kadar desteklerini esirgemeyen bütün Bilecik protokolüne, Bilecik halkına, sevgili basınımıza hep söylüyorum, Türkiye'nin galiba hiçbir şehrinde bizim kadar şanslı bir üniversite yok. Bu işbirliği ve iyi niyetli yaklaşım bakımında ismini zikrettiğim bütün çevrelerimiz ve basınımız bu heyecanımıza başından beri ortak oluyorlar ve bize destek veriyorlar. Akademisyen sayımız doktoralı ve doktorası olmak üzere 350'ye ulaştı. Bu muazzam bir rakam. Daha geçtiğimiz hafta 4-5 arkadaşımız doçent ünvanını aldılar. Onları da tebrik ediyoruz. Aramızda yeni katılan profesör, doçent ve yardım doçent arkadaşlarımız da onlara da hoş geldiniz. Yeni açılan programlarımıza gelen öğrencilerimize de tekrar hoş geldiniz diyoruz. Allah huzur içinde, sağlık içinde sorumluluklarımızı bilecek bir şekilde yeni bir akademik dönemi başlatmayı ve tamamlamayı nasip eylesin. Bu program aynı zamanda bir bayram.
Geçtiğimiz hafta 3 öğrencimiz ve dün bir hemşehrimiz hemen kampüsümüzün karşısında kaza yaptı. Yüreklerimiz dağılıyor ve bunların baş sorumlusu da sürat. Bir an önce sevdiklerimize ulaşmak için yapacağımız sürat, bir an önce sevdiklerimizden uzaklaşmaya da neden olabilir. Bütün ailelerimizle birlikte hepinizin Kurban bayramlarımızı da tebrik ediyoruz. Sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlarda buluşmak dileğiyle huzurlarınız için teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak vaktimizi açık eylesin. Yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygılar. Hoş geldiniz. Bilecik Şehirler Vadi Üniversitesi Kızılay Üniversitesi.